Korkularımız ve kaygılarımız. Hepimizin zaman zaman korktuğu ve kaygılandığı durumlar olmuştur. Kimimiz karanlıktan, kimimiz bazı hayvanlardan korkarız. Bazen sınavlarla ilgili, bazen de topluluk önünde konuşmakla ilgili kaygı duyarız. Üstelik öyle zamanlar olur ki bu duyguların nereden, nasıl geldiğini, neden böyle hissettiğimizi anlamakta bile güçlük çekeriz. Bu da çözüm bulmamızı zorlaştırabilir. Korku, bir tehlike ya da tehlike düşüncesi karşısında verdiğimiz tepki olarak tanımlanır. Aslında bu, olası bir tehlikeye karşı vücudumuzun kendini koruma yöntemidir. Tehlikeyi fark ettiğimizde ya da hissettiğimizde önce beynimiz "Dikkat, tehlike var!" diye uyarılır. Bu da vücudumuzda çeşitli hormonların salgılanmasını sağlar. Böylelikle vücudumuz kendini tehlikeye karşı korumaya alır. Bu durum da kalp atışımızın ve kan basıncımızın artmasına, daha hızlı nefes alıp vermemize, ellerimizin titremesine, midemizin sıkışmasına neden olur. Bütün bu değişimler vücudumuzun tehlikeye karşı daha aktif hale gelebilmesi içindir. Peki, acaba olası bir tehlike ne olabilir? Bunu düşündüğümüzde birden ıssız bir ormanda vahşi bir hayvanla karşılaşmak düşüncesi gözümüzde canlanabilir. Evet, bu gerçek bir tehlikedir. Ancak günlük yaşantımızda çoğumuz gerçek tehlikelerle karşılaşmayız. Daha çok asansöre binmek, çok yüksek bir binaya çıkmak ya da birden elektriklerin kesilmesi gibi tehlikeli olarak yorumladığımız durumlardır bizi korkutan. Çünkü bu durum gerçek bir tehlike olsa da Olmasa da beynimize tehlike sinyali gider. Vücudumuz da bu sinyallere ormanda vahşi bir hayvanla karşılaşmışız gibi tepki verebilir. Yani böyle durumlarda da korkabiliriz ve bu son derece olağandır. Bazen bilmediğimiz durumlardan da korkarız. Örneğin odamızda uyumaya hazırlanırken mutfaktan gelen kaynağını bilmediğimiz bir ses korkmamıza neden olabilir. Aklımıza bir anda bir sürü şey geliverir Acaba bir hırsız mı? Yoksa bir canavar mı? Oysa bu ses yalnızca evin kedisi mama kabını devirdiği için çıkmış olabilir. Bunu bilsek rahatlar ve korkumuzun hafiflediğini hissederiz. Kaygı da korkuya benzer. Ama kaygının oluşması için o an tehlikeli bir durum olması gerekmez. Kaygı kaynağını korkularımızdan alır. Kaygı, tehlikeli bir durumla karşılaşma olasılığında duyduğumuz endişedir. Bir örnekle açıklayalım mı? Arkadaşlarınızla dışarıda oynarken yere düştünüz ve diziniz yaralandı. Elbette canınız çok acıdı. Bu da sizi çok korkuttu. Gerekli tedaviyi yapıp biraz dinlenmeyi tercih edebilirsiniz. Ya da dinlenmeye bile gerek duymadan tekrar çıkıp oynayabilirsiniz. Ancak o yaranın hiç iyileşmeyeceği endişesine de kapılabilirsiniz. Kısacası kaygılanırsınız. Tekrar düşeceğiniz ve bu sefer daha büyük yere alacağınız düşüncesiyle dışarıya çıkıp oynamaktan bile kaçınabilirsiniz. Üstelik bu durum yalnızca oynamak için dışarı çıktığınızda değil, ailenizle gezintiye çıkmaya hazırlandığınızda bile belirebilir. Bunun sonucunda da bazen mideniz bulanabilir, karnınız ağrıyabilir ve elleriniz terleyebilir. Yani korkunuz kaygıya dönüşebilir. Oysa bizi bu denli etkileyen korkularla ve kaygılarla başa çıkmak için gerekli güce sahibiz. Önemli olan onların varlığını kabul etmek, onlarla ilgili bilgi toplamak ve onların nedenlerini anlamaya çalışmak. Böylece korkularımız ve kaygılarımızla yaşamayı öğrenebilir ve onların bizi kontrol etmesine engel olabiliriz. Evet, bu okunduğu kadar kolay değil ancak bir yerden başlamak iyi gelebilir. Tüm bunları bilmemize rağmen yine de zorlanıyorsak bir uzmandan yardım alabiliriz.